Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Kitaplarımız ve defterlerimiz hazırsa başlayalım. Önce bir defterlerimizi açalım. Bu ünitede öğreneceğimiz sorulardan bir tanesi "What is the weather like today?"di. Daha öncesinde ünitenin özeti olarak aktarmıştım size. What is the weather like today sorusu, bugün hava nasıl şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. It's cloudy, bulutlu. Cloudy yerine it's raining, yağmurlu. It's sunny, güneşli. It's windy, rüzgarlı. It's snowing, karlı şeklinde de cevap verebiliriz. Weather'ın hava olduğunu da belirtelim yine. What is the weather like today? Sorusunu duyduğumuzda hava durumuna göre aşağıdaki seçeneklerden biriyle cevap veriyoruz. Yine cevabımıza it ile başlıyoruz. Bunları lütfen videoyu durdurup önce defterinize yazın. Daha sonrasında kitaptan alıştırmalarımıza geçtiğimizde oradan bakarak yararlanabilirsiniz. Burada ing takısını öğreneceğiz. Daha doğrusu hatırlayacağız. Geçen ünitelerimizde de ing takısını kullanmıştık. Şu anda yaptığımız, şu anda gerçekleşen olayları anlatırken ing takısından yardım alıyoruz. Wear giymek anlamı taşıyor. Wearing dediğimizde ise şu anda giyiyor. He, she, it öznelerini kullandığımızda he, she, it is wearing. Eğer I öznesini kullanacaksam I am wearing. You, we, they'i kullanacaksam are wearing şeklinde cümlelerimizi yazabiliriz. She is wearing, o giyiyor. He is wearing, o giyiyor. It is wearing, I am wearing, ben giyiyorum. You are wearing, sen giyiyorsun. We are wearing, biz giyiyoruz. They are wearing, onlar giyiyor şeklinde ing takımızı kullanabiliriz. Hemen bu ünitede öğreneceğimiz diğer bir soru tipi: What is she wearing? O ne giyiyor? Birazdan kitabımıza da geçeceğiz zaten. Orada resimde bazı çocuklar var. Çocukların neler giydiğini bu şekilde sorabiliriz. Cevap verirken yine öznemiz he ise he, she ise she ile cevap veriyoruz. What is she wearing? She is wearing a coat. O ne giyiyor? O ceket giyiyor şeklinde sorularımızı yazıp cevaplarımızı verebiliriz. Şimdi kitabımıza geçelim. Open page 65, exercise 1. Listen to the recording and complete the blanks with the words. Are you ready? Yes. Listen, complete the verses and sing. What's the weather like today? Today, what's the weather like today? Today it's raining. What's the weather like today? Like today. What's the weather like today? Today it's cloudy. What's the weather like today? Like today. What's the weather like today? Today it's snowing. What's the weather like today? Like today. What's the weather like today? Today it's windy. What's the weather like today? Like today. What's the weather like today? Today it's sunny. Şarkımızı dinlediysek boşluklarımızı bir kontrol edelim. Bakalım doğru olarak yazmış mıyız? Herkes öncelikle kitabına cevapları yazsın.
bir süre bekliyorum. Lütfen burada videoyu durdurun, cevapları yazın. Daha sonrasında cevapları birlikte kontrol edelim. Look at the answer. Number 1, picture 1, today is raining. Picture 2, today is cloudy. Picture 3, today is snowing. Picture 4, today is windy. Picture 5, today is sunny. Cevaplarınız doğruysa diğer alıştırmamıza geçelim. Herkes bir kontrol etsin. Okay. Read, look and circle. Bu alıştırmamıza geçmeden önce kıyafetlere bir göz atalım. Hat, şapka, raincoat, yağmurluk, jeans, coat, shorts, short, skirt, etek, boots, bot, coat, ceket, sweater, kazak, sandals, sandalet, sunglasses, güneş gözlüğü. Şimdi burada resimleri kontrol ediyoruz. Doğru kıyafeti seçmeye çalışıyoruz. Look at the picture and choose the correct clothes. Number one. Look at the picture one. She's wearing boots. Yes. And a hat or a raincoat. Where is hat? No. Choose the correct answer. Raincoat. Şimdi burada videoyu durduralım. Diğer alıştırmaları siz bireysel olarak yapın. 5'e kadar. Ve sonrasında cevaplarını birlikte kontrol edelim. Evet, sizler de yaptıysanız devam edelim. Exercise 2. He's wearing a jacket and jeans. O ne giymiş? Bakalım resimde. Ceket ve kot pantolon. Jeans, kot pantolon demekti. O yüzden doğru cevabı jeans olarak işaretliyoruz. Number 3. She's wearing a coat, gloves and a skirt or boots. Look at the picture 3. She's wearing boots. Number 4. She's wearing a scarf. Yes. A hat. Yes. And a coat or a sweater. Yes, a coat. O ne giymiş? Atkı, şapka ve ceket. Number 5. Look at the picture 5. She's wearing a swimsuit and sandals or sunglasses. Baktık, swimsuit mayoydu. Yes, she's wearing swimsuit and sandals. Sandaletleri göremiyoruz. Gözünde güneş gözlüğü var. Sunglasses olarak cevaplarımızı işaretliyoruz. Bir sonraki alıştırmamıza geçelim. Practice book open page 60. Exercise 1. Bu sayfayı birlikte yapmayacağız şu an. Bir sonraki videoda yapacağım aslında. Fakat burada ne yapacağınızı söylemek istiyorum. This is your homework. Read this passage and choose with the picture. For example, he's wearing a red coat, black pants, brown boots and a blue hat. Which one is true? Which one is number one? Burada 4 tane paragraf yazıyor. 4 paragrafı da okuyacağız. Hangi çocukla eşleşiyorsa o çocuğu oradaki renklerle renklendireceğiz ve hangi mevsim olduğunu altlarına yazacaksınız. Bu dersimizin ödevi. O şekilde lütfen ödev olarak yapıyorsunuz. Ödevlerinizi yaptıktan sonra
sayfanın resmini bana atarsanız sevinirim. Videoyu ne zaman izlerseniz ödeviniz de o günden itibaren başlıyor. Ertesi gün ya da diğer gün bana resmini atabilirsiniz. Windy, raining, sunny ve snowing kelimelerini de boşluklara yazabilirsiniz. Evet, bunun yanı sıra başka bir ödevimiz daha var. Homework, open page 65. Sayfa 65'te 5 tane çocuk vardı. Az önce alıştırmaları beraber yapmıştık zaten. Size öğrettiğim what is she wearing ve she's wearing pink boots and blue jeans. Onların neler giydiğiyle ilgili soru ve cevap yapmanızı istiyorum. Soru ve cevap yaparken buradaki örnekleri göz önünde bulundurun lütfen. Eğer resimde bir kız varsa she, erkek varsa he zamirini kullanmaya dikkat edin. Birinci örneği ben sizin için yapıyorum. Resme baktığınızda zaten birinci resimde bir kız vardı. Yağmur yağıyordu, elinde şemsiye vardı. Ve neler giydiğini soruyorum. What is she wearing? She's wearing pink boots and blue jeans. Ödevde ekstra ne renk olduğuna da dikkat ederek renkleriyle yazmanızı istiyorum. Oradaki 5 tane resme bakıyorsunuz. Çocuklara önce sorularını soruyorsunuz. What is she wearing? What is he wearing? Şeklinde. Sonra cevaplarını yazıyorsunuz. Kıyafetleri yazarken renklerinin de hangi renk olduğunu belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendi istediğiniz hangi kıyafeti yazmak isterseniz onu da seçebilirsiniz. Kitaptakilerin aynısını yazmanıza gerek yok. İkinci ödevimiz, evinizde bir fotoğraf albümünüz varsa ya da çekindiğiniz fotoğraflar varsa cep telefonunuzda anneniz size soru sorabilir. What is she wearing? What is he wearing? Şeklinde fotoğrafına baktığınız kişi kızsa she, erkekse he, onların ne giydiğini bu şekilde soru sorarak öğrenebilirsiniz. Konumuzu tekrar edebilirsiniz. Diğer ödevimiz ise bu ünitede tekrar edeceğimiz renkler. Lütfen bunları defterinize yazın. Yazmanız için burada videoyu durdurun lütfen. Burada renklerle ilgili bir çalışmamız var. Renklerin isimlerini karışık olarak yazdım. Harflerin yeri karışık. Mesela R, D, E hangi renk olabilir? Red. Diğerlerini de lütfen sizler tamamlayıp defterinize yazarak bana resmini gönderirseniz sevinirim. Ödevimiz bu kadar. Ödevleri yaptıktan sonra lütfen bana resim atmayı unutmayın. Ayrıca daha önceki verdiğim ödevleri de yapıp gönderen öğrencilerime teşekkür ederim. Lütfen derslerimizi takip ederek düzenli bir şekilde tekrar edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.